ateşin tüm insanlara. Sevgili izleyiciler, Bizim Çocuklar ve Barışcan programında Tevfik Fikret İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencileri var ve yanımızda Zeynep var şimdi de. Hoş geldin. Nasılsın? Ha? İyi misin? Harika. Bana ne getirdin? Bunu. Bakayım. Bu ne? Ayçiçeği. Aa, bunu sen mi yaptın? Ama hayır, çok ben yaptım. Sen yaptın. Peki arada bu çekirdekleri çıkarıp çitliyor musun? Hayır. Bunlar yenilmez. Bunlar yenilmez. Kesinlikle yenilmez. Peki Vian, söyle bakalım. Sen bize bir şarkı hazırladın mı? Hangi şarkıyı söyleyeceksin? Balık. Balık. Hadi söyleyelim. Hadi. Ama ben kız olan söyleyeceğim. Tamam, ondan söyle. Hadi bakalım. Nasıl olur? Beraber söyleyelim. İstersen mikrofona birazcık yaklaşalım. Heh, şimdi söyle bakalım. Evet, dinliyorum seni. Bitti mi? Bu kadar mı? Vian, bu yanağındaki ne burada böyle bir şey var? Şu ne? Bu balon. He. Bu taraftaki ne? Sarı olan şuradaki. Kalp mi? Evet. Peki Vian, biliyor musun, biz bu hafta yerli malı haftasını kutluyoruz. Tabi yerli malı deyince tutumluluk geliyor akla. Orası da balon. Orası da balon mu? Hı. Çok güzel. Şimdi yerli malı deyince tutumluluk geliyor aklımıza. Eşyada tutumluluk. Ben küçük bir şarkı söyleyeyim. Ben ne diyorum? Vian ne diyor? Bakar mısınız? Peki Vian, şarkını söyle. Daha sonra sana bir resim göstereceğim Vian. Tamam mı? Tamam. Peki hadi, dinliyorum seni. Küçük bir balon. Hatırlamayı unutmuşum. Olsun. Hatırlamaya çalış. Bilmiyorum ama. O zaman ben sana bir resim göstereyim. Şu tamam. Resme bir bakabilir misin Vian? Bak tamam. Bakalım. Heh, burada ne görüyorsun? Eşyalar görüyorsun değil mi? Evet. Evet. Peki senin bu eşyaların neden bu kadar temiz ve düzenli, bu giydiğin giysiler? Giymen gerekiyor. Bunları temizlemen gerekiyor, evet. Değil mi? Peki bu elbiselerini kim temizliyor? Ben temizliyorum. Sen mi temizliyorsun? Evet. Sen mi yıkıyorsun? Ama ben yıkamam. Ama makine yıkıyor. Sen mi yıkıyorsun, çamaşır makinesi mi yoksa annen mi yıkıyor? Evet. Kim yıkıyor? Annem yıkıyor. Annen yıkıyor değil mi? Annemize bir alkış lütfen. Bütün annelere. Ben bir şarkı söylemiyorum. Unuttun şarkını ama.
Ama ben söyleyebilirim. Ama bak abla ne diyecek? Bak abla var yanımızda. Bir tane abla var. Abla diyecek ki eşyamızı temiz ve düzenli tutalım. Evet. Bir açıklasın bakalım. Ablaya bir bakar mısın? Eşyalarımızı yıpratmadan kullanmalıyız. Heh. Düzenli kullanmalıyız. Heh. Yırtıldı mı hemen atmamalıyız. Heh. Yani dikebiliriz. Ya. Yani eğer çok büyük bir hasar yoksa. Evet. Buna ne denir? Eşyalarımızı tutumlu kullanmalıyız. Ya eşyalarda tutumluluk denirmiş. Öğrendin mi? Evet. Bundan sonra eşyalarını çok güzel temiz temiz tutuyorsun. Zaten tutuyorsun. Tamam mı? Eşyada tutumluluk öğrendin mi? Evet. Peki. O zaman Viyan'ı alkışlayalım. Alkışlayalım Viyan'ı. Peki, teşekkür ederim. Viyancığım, şimdi sana bir klip hazırladım. Bu klibi hep birlikte izleyelim. Hadi bakalım. Sevgili izleyiciler, yanımızda minikler var ama aynı zamanda miniklerin anneleri de var. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkürler. Harika. Çocuğumuzun adı nedir? Emir. Emir'cim sen bize bir şarkı söyledin değil mi? Söyleyeceksin. Söyle bakayım. Söyle bakalım. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kolum der. Evet. Evet. Dinliyorum seni. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kurum derede, kurum ya kurum çok güzelim dede. Peki, şimdi Emir'cim bu hafta tutumluluk haftası. Tamam mı? Az önce eşyada tutumlu olmayı öğrettik. Şimdi bakalım sana ne göstereceğiz? Hemen resmimiz gelsin. Zamanda tutumluluk. Sen zamanını iyi kullanıyor musun? Nasıl kullanıyorsun? Annemize soralım. Zamanımızı nasıl değerlendiriyoruz? Hemen annemiz açıklıyor. Çocuğumuzun oyun zamanı ayrı, okul zamanı ayrı. Uyku zamanı ayrı, yatma zamanı ayrı, yemek zamanı ayrı. Oynama zamanı ayrı. Bunlara çok dikkat ediyorsunuz değil mi? Evet. Peki, şimdi zamanımızı iyi değerlendirmekle oluyor değil mi? Evet. Bu zamanı çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Evet. Bir anne olarak siz de zamanı iyi değerlendiriyorsunuz. Evet, derse, kitap okumaya, oyuna, dinlemeye ayırdığımız zamanları amacına uygun olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Bunu da hemen hatırlatmamız lazım. Peki, çok teşekkür ediyorum. Şimdi sizin için bir filmimiz var. Siz daha iyi bilirsiniz. Pekmez. Yediriyor musunuz çocuğumuza? Evet, sabahları. Evet, bizim yörelerimizde pekmez çok yapılan ve çok tüketilen bir
yiyecektir. Evet, çok. Çocuklarımızın büyümesinde de çok yardımcı hastalığa olur. Hastalığa da çok iyi. Çok da sağlığımıza iyi. Yararlı. Evet. Bu pekmezin nasıl yapıldığını bir izletmek istiyorum bak, size. Çok teşekkür ediyorum. Hadi bakalım. Sevgili çocuklar, yerli malı haftasını kutluyoruz. Yerli malı haftası deyince aklımıza tutumluluk gelir. Şimdi yanımızda Enes var. Enes'i bir alkışlayalım. Bir de Enes'in annesi var. Size hoş geldin diyoruz. Şimdi yatırım yapmalıyız değil mi? Şimdi bununla ilgili bir resmimiz var. O resme bir bakalım. Yatırım. Bakın, tutum ve yatırım haftasında yatırım yapmanın önemini konuşmadan edemeyiz. Yatırım yapıyor musunuz? Harçlıklar. Peki siz yapıyor musunuz? Ben de yapıyorum. Çok fazla kazanırsak yapıyoruz filan diyecek yani. Misiniz şimdi de? Peki şimdi Enes'cim, yatırım biriken paranın gelir sağlayacak bir işe bağlanmasıdır. Tamam mı? Eğer elimizde çok fazla para varsa biz bu parayı daha fazla gelir getirecek bir işe yatırmalıyız. Tabii sen şimdi küçük olduğun için, ama ben ilk öğretim okulu öğrencileri ve ortaokul öğretim öğrencilerine buradan sesleniyorum. Eğer fazla fazla anneleriniz babalarınız size harçlık verirse sizler de bunu ne olur değerlendirin. En azından biriktirin. Anneleriniz babalarınız size başka başka yerlerde harcamalarını yapsınlar. Peki şimdi Enes'in bir getirdiği bir resim var. Bu resim nedir Enes? Mısır. Yerli malı haftasında tabii ki Mısır'ı göstermeden olmazdı değil mi? Evet, Enes'in Mısır'ını bir alkışlayalım. Peki Enes'ciğim, hadi şöyle bir annenin yanına git. Onunla beraber bir şarkı söyle bakalım bize. Annen sana yardımcı olacak. Kavdalar kavdeli şiyan, aşancı balık geliyan, oltaşına atıyan. Harika, peki alkışlıyoruz. Alkışlıyoruz. Gel bakalım yanıma. Sen patates sever misin peki? Çok sever. Oo. Peki patatesi nasıl haşlıyorsunuz? Annemiz bize bir anlatsın bakalım. Haşlanmayı mı, kızartmayı mı? Ya, daha doğrusu şöyle sorayım. Patatesi nasıl soyuyorsunuz haşlandıktan sonra? Elle soyuyorum. Normal tutuyorum, soyuyorum. Ama onunla ilgili bir püf noktası size göstermek istiyorum. Bilmiyordum bunu. Aa, hemen izleyelim bakın. Patates nasıl soyulur? Haşlanmış patates nasıl soyulur? Bir hep birlikte izleyelim. Bakalım da Yusuf ve Mugir'in Timothy'yi izler.
茹で上がったばっかりのじゃがいもの皮を剥くのってあちこち大変。ところがこんなじゃがいもの皮が一瞬で剥ける裏技があるんです。やり方はまず茹でる前のじゃがいもに包丁で一周深さ1ミリぐらいの切り込みを入れ、あとは普通にじゃがいもを茹でるだけ。じゃがいもが茹で上がったらここで使うのがじゃじゃーん、氷水。なんと茹でたじゃがいもを氷水に10秒間入れちゃうんです。でもそんなことをしたらじゃがいもが冷たくなって、その後調理するときに潰しづらくなっちゃいそうですよね。でも安心してください。ではいきますよ、よく見ててくださいね。すごい、ほら一瞬で剥けました。しかも氷水につけたのに皮を剥いた後はなんとまたじゃがいもから湯気が出てきていますよ。これは氷水につけた時間がわずか10秒だったので、じゃがいもの内部の熱により全体が再び暖かくなってくれたんです。これならじゃがいもは熱いので調理をするときも潰しやすいですよね。さらに細長いメークインもきれいに剥けます。そしてこんなデコボコしたじゃがいもでもちょっとコツがいりますがちゃんと剥けるんです。この裏技、茹でたじゃがいもを氷水で急激に冷やすことでじゃがいもの皮が縮み、さらに切り込みを入れたことで皮が両端に縮まってくれて身と皮の間がずれ隙間ができたというわけ。だから軽く引っ張るだけでつるっと簡単に剥けたんです。皆さんもこの裏技試して。evet işte gördünüz ne kadar basit değil mi? Sevgili annemiz çocuğuyla birlikte burada ve hayretler içerisinde izledi. Evet. Ne yapıyorsunuz? Haşlıyorsunuz. Evet. Daha sonra buzlarla dolu bir suyun içine bırakıyorsunuz. Bir süre bekletip çıkarıyorsunuz. İnce bir çizik atıyorsunuz bıçakla ve kabuğunu evet. çıkarıyorsunuz böyle. Evet. Yani tek tek yavaş yavaş soymanıza gerek yok. Bunu hemen herkes lütfen denesin bakalım ne olacak. Evet. Evde becerebilecek misiniz? Adımız nedir? İsmail. İsmail'i bir alkışlayalım. Evet, İsmail bize bir etkinlik getirmiş. Bir bakmak istiyorum. Bu nedir İsmail? Ceviz adam. Ceviz adam. Herhalde sen de bize bir ceviz adam şarkısını söylersin değil mi? Hadi o zaman al bakalım mikrofonu, bize ceviz adam şarkısını söyle. Ceviz adam şip şap şap, bunu uzun yüleli, kaşı kemay gıy gıy gıy, şaşı yüzka hu hu hu, danı davu gum gum gum. Peki alkışlayalım. Ceviz adam şarkısını söyledi. Annesinden tabii destek de aldı. Teşekkür ediyoruz annesine buraya geldiği için. Şimdi size bir resim göstermek istiyorum. Evet, gönderelim bakalım resmimizi. Bakın her yurtsever yerli malı kullanır. Yani yurdumuzu seviyorsak yerli malı kullanmamız gerekiyor. Çünkü bizim ülkemizde her şey var. Evet. Yani yok yok. Her şey A'dan Z'ye her şey var. Gidip de yabancı ürünleri kullanmamalıyız, almamalıyız. Siz dürüst olun. Olacağınızdan da eminim. Evet. Kullanıyor muydunuz yabancı mallar? Vallahi hiç kullanmamışım. Kullanmaya da niyetim yok. Yerli malı daha tercih ediyorum. Her alkışlayalım zaman. O zaman annemizi, resmimizi kaldıralım. Şöyle annemizi bir yakın gösterebilir misiniz lütfen? Annemiz bakın ne diyor. Bakın ne diyor. Örnek bir anne. Buyurun. Hiçbir zaman almamışım. Almaya da niyetim yok. Daima yerli malı kullanmamız alkış lazım. Aferin size, harikasınız. Annemize çok teşekkür ediyorum. Örnek olsun herkese. Bundan böyle gerçek bir yurt severseniz yerli malı kullanacaksınız. Çünkü gerçek yurtseverler yerli malı kullanırlar. Peki şimdi sizin için de şimdi az önce hani haşlanmış patatesi tabii gösterdim ama size de bir püf noktamız var yerli malında. Yerli malı haftasında
size patlamış mısır tarifi vereceğim. Ama lütfen gülmeyin. Biraz gülebilirsiniz. Çünkü küçük bir çocuğun dilinden size veriyorum bu patlamış mısır tarifini. Buyurun izleyelim. Babacığım ne yapıyorsun? Baba. Bu patlıyor ki böyle. Patta. Mısır mı yapıyorsun oğlum? Patlamış mısır. Tamam. Sen yapmayı biliyor musun oğlum? Biliyorum. Kim öğretti sana? Anne. Annen öğretti. Tamam. O şimdi patlayınca sen ne yapacaksın? Kapağı üstüne örteceğim mi yoksa öyle bekleyeceğim mi? Çıversene. Al hadi. Bekle. Ama kapatayım mı? Yok bekle dur. Biraz daha karıştır oğlum babacığım. Biraz daha karıştır. Karıştır. Şunu açsana anne. Ben seni göstereceğim. Göster hadi. Bak anne bak. Duyuyor musun? Hı hı. Böyle yapıyorum. Bak. Kapat anne kapat. Yok. Eleme. Nasıl görüyor musun? Oldu mu? Oldu. Nasıl oluyor? Bunu kapağını alman lazım. Baba şişiyor yani. Kapağını alman lazım oğlum. Baba şişiyor. Şişiyor mu? Evet şişiyor. Ben bulacağım. Ne yapacaksın? Ben yapacağım. Bak şişiyor. Onun kapağını alman lazım. Alınca daha iyi olur. Bir kere al bari ne yapıyor? Al bakayım. Bak. Eyvah. Gerçekten güzel bir tarifti. Ama tabii sizler annelerinizin, babalarınızın desteğini alarak mısır kaynatıyorsunuz çocuklar. Sakın ha. Tek başınıza bu işi yapmayın. Şimdi yanımızda kim var? Buse. Buse'cim. Hoş geldin diyorum. Elindeki ne öyle? Bu ne? Kelebek. Kelebek. Aa, ama bakın bakar mısınız? Kelebeğin kanatları Buse'nin elleri mi yoksa? Bunu yakından görmeniz gerekiyor. Kelebeğin kanatları aslında Buse'nin elleri. Alkışlayalım bu güzel çalışmadan dolayı Buse. Buse'cim bize bir şarkı söyleyeceksin herhalde. Hadi söyle bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabah 7, tek kahvaltı. Her gün öğretmenime günaydın demek çok tatlı. Aferin sana, harikasın Buse. Buse biliyorsun şimdi tutum, yatırım ve yerli malları haftasını kutluyoruz bu hafta. Ve senin için bakalım bize nasıl bir bilgi gelecek? Resmimize bakalım. Nedir? Tasarruf etmek. Evet, elektrikte tasarruf. Değil mi? Tamam, kaldırabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Bakın ablamız bize ne diyecek? Elektrik tasarrufu nasıl yapılır? Ablamız bize anlatacak. Hadi elektrik bakalım. Tasarrufu fazla ışıkları, gereksiz ışıkları açık bırakmamamız gerekir. Ya. Onun dışında gereksiz hiçbir şey zaten kullanılmaması gerekiyor ama elektrik tasarrufu önemli. Ama en basitiyle şunu söyleyelim. Odalardan her çıktığımızda ne yapıyoruz? Yok tamam yatağımızı topluyor ama yani ışıkları kapatıyoruz değil mi? Her çıktığımızda odadan ışığı kapatıyoruz değil mi? Bu elektrik tasarrufu yapmak için en önemli bence yoldur. Çünkü çocuklar özellikle çocuklar ne yapıyor? Odalardan çıkarken geceleyin ışıkları kapatmadan çıkıyor. Ve o ışıklar odada hiç kimse olmadığı halde boşu boşuna ne oluyor? Yanıyor. Sen bundan sonra ne yapacaksın? Işığı kapatacağım. Işığı kapatacaksın her zaman değil mi? Peki bu haftanın en önemli amaçlarından biri tasarruf yapmayı öğretmektir sevgili çocuklar. Mesela yalnızca kendimize ait olanı değil evde ve okulda aynı zamanda okulda da elektriği kullanırken tutumlu olmalıyız. Peki çok teşekkür ediyorum. Sana ve şimdi de yine bir pekmez yapımını sizlere göstereceğiz ama bu defa sizleri çok uzaklara götüreceğim. Oley. Oradan
o pekmezi size izleteceğim. Pekmez yapımını izleteceğim. Hadi bakalım. Çok iyi. Gel gel. Aha, al. Biraz şey yüzünden al. Haber iyi kız. Su varmış kız. Dışarıdan aldım. O pekmez olmuyor. He? O kalanın pekmez olacak mı? Yine olur pekmez. Tamam. Daha çok meyve atın ya içine. Yok ki fazla. Ayva neyin varsa güzel olacak. Ha, birkaç tane ayva var. Ben evdeki elmaları getirdim işte. 3-4 tane getirdim ama gerisi tüm annem. Anne onun içine başka hangi meyve olabilir? Az oldu içine. Anne başka ne? Sadece biraz... elma yok mu? Yok bir sürü elma. Benim aklım batırdım, ben hepsini mi öldürdüm? Getirin mi onu? Hadi onları iki tane getir, üç tane getir. Sade bir tatma basın. Ben de evde bir mama basın. Anne bir tane bir şey var, armut olur mu? Armut olur, evet. Olur, getir. Armut olur, elma da olur. Bir tane var. Basacağım, bas, iki tane getir. Havuç olur mu? Yok, girmiyor bana. Şuradan bir tane bıçağım var mı? Bıçak normal. Şu şeyi koyacağım. Bir tane ayva var ya. Aman almış var onu paylaştım da bilebilirim. Öyle mi? Yani tamam neyse dur şuradan alalım. Şöyle şey ettin mi? Yüzde oldu mu? Şuradan alayım tamam. Onu nasıl yapacağım? Ay bulgur abi. O zaman ben soğanı falan buraya getireyim. Burada doğrayayım mı Zahide şurada tahtanın üstünde? Ne doğrarsan doğra. İstersen mutfağına doğra git. Biber istiyorsan biber de doğra. Biliyorum doğrayayım. Kırmızı biber de olur mu? Ondan sonra o kadar fazla kalabalık etme içine. Çölmek almaz neydi? Estağfurullah. Önce şunları alalım da. Tamam, iyi olmuş tam koyup. Kız şu yan yana mı alasam sana? Takalım da. Yanar belki o şey ayrılmaz. Elmalar var. Eridi, eridi. Tamam. Ya hadi. Hadi 5 dakika dursun da. Yok olma lan. 5 dakika dursun da başka kapıyorsa. Tencere getiriver. Bitti bak. Şunu da getir. Sen çıkma ya. Ha ben şey mi? Ha. Ona çığlığı değil canım benim dediğim. Zaten pekmez de çok şey olsun. Şu çallar çekince söndürür mü? Renk şeyi. Bunun rengi niye böyle koyuk oldu be? İşte de. Bozuyor bunlar rengini diye annem hiç atmaz. Hem rengini bozuyor. Ben... Damanların şeyi. Fatime şeylerini de oraya dökseydim. Çamurlarını. Zaten oraya döktüm. Sevgili çocuklar, bu görsellerimizi ve videolarımızı internet sitelerimizden de elde edebilirsiniz tamamını. www.barışcan.net sitemize girerek hem Facebook hem de Twitter hesaplarımızı elde edebilirsiniz. Bize mesaj yollayabilirsiniz. Bütün mesajlarınızı bekliyorum. Sevgili izleyiciler, yanımızda bir abimiz var. O aslında çok güzel rap şarkılar söylüyor. Önümüzdeki haftalarda onları bir kez daha konuk edeceğim ve bize etkinliklerini gösterecekler. Ama şimdi yanımızda kim var? Şevval. Şevval var. Şevval'i bir alkışlayalım. Ortalayalım lütfen. Şevval'i bir alkışlayalım. Evet Şevval. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Şu kolyen de çok güzelmiş ama. Ben çok beğendim bu kolyeni. Yerli malı mı? Şevval yerli malı bir kolye takıyor.
Sizler de yerli malı kullanacaksınız. Sevgili izleyiciler, yerli malı haftasında tasarruf yapmayı da öğretiyoruz. Şimdi bakalım bizim için tasarruf yapmamız gereken konu olarak ne gelecek? Sırada ne var? Şevval, bir bakalım mı? Suda tasarruf, değil mi? Çok önemli. Şimdi suda tasarruf nasıl yapılır? Abimiz bize açıklayacak. Evet. Şimdi abimizi dinliyoruz. Evet, resmi kaldırabilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, abimiz söylüyor. Mesela suda tasarruf yaparken, ellerimizi yıkarken suları fazla çeşmeye açık bırakmamalıyız. Ya çok önemli. Dişimizi fırçalarken? Çeşmeyi açık bırakmamalıyız. Çeşmeyi açık bırakmamalıyız. Sen dişlerini fırçalarken çeşmeyi açık bırakıyor musun? Bırakmıyorsun değil mi? Kapatıyorsun, dişlerini fırçalıyorsun, bitiyor. Ondan sonra suyu açıyorsun ve ağzını çalkalıyorsun. Bunun gibi mesela gece yatarken çeşmeleri kontrol edin. Damlayan musluklar varsa sıkıca onları iyice sıkıca ne yapıyoruz? Sıkıca kapatıyoruz. Peki şimdi Şevval'in bize getirdiği bir resim var. Bu resme bakıyoruz hep birlikte. Bir ay dede. Bu kimin dedesi Şevval? Senin. Senin deden şu anda bizi izliyor mu? Hadi el salla bakalım dedeye. Aferin. Bütün çocuklar el sallasın. Annelerine, babalarına, dedelerine, ninelerine. Şöyle bir görelim. Hadi el sallasın. Aferin size. Evet, bizi şu anda izleyen tüm annelerimize, babalarımıza, sevgilerimizi, saygılarımızı yolluyoruz. Şimdi sevgili izleyiciler, Şevval bize bir şarkı söyleyecek. Hadi bakalım. İki ekmek aldım, eve gidiyorum. Biri büyük, 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 biri büyük, büyük ekmek, biri küçük, küçük ekmek. Bitti mi? Harikasın, çok teşekkür ediyorum. Peki, şimdi Şevval'cığım, bizim eski görüntülerimiz var elimizde. Çok merak eden izleyicilerimiz var. Ben hemen eski görüntülerimizi göstermek istiyorum. Yıllar önce programımıza katılan çocuklarımız, bakalım yıllar önce bu programda neler yapmışlardı. Hep birlikte izliyoruz.